Biraz neşeden, mizahtan alıntılayalım. Evet, mizah. Neşe son konumuz olsun mesela. Çok fıkra da var, güldüren alıntı da var ve hafiflemenin de öneminden bahsediyorsunuz. Evet. Ben çok hoşuma giden bir şeyden de bahsetmek isterim. Çok sevdiğim bir kadın yazar, şair, müzisyen hatta Maya Angelou'nun bir sözünden bahsediyorsunuz. Gülmeyen insana güvenmem. Ne kadar güzel. Çok güzel. Ve hafiflemekten de bahsediyorsunuz. Biraz o neşeyle bitirelim mi? Maya Angelou'nun hakikaten çok güzel sözü. Evet. Ben de öyle inanırım. Her gülen insanın mizah anlayışı olmuyor aslında. Evet, evet. Birazcık farklı konular. Yani mizah anlayışı, biraz konuların, yaşamın mizahi yönlerini fark edebilmek, bunları paylaşabilmek, bunların yarattığı neşe ortamından yararlanabilmek gerektiren şeyler. Ama arada bir bağlantı yok da değil. Yani gülebilen insanlar mizaha daha yakın oluyorlar. Gülen insanlar daha pozitif bir atmosfer etraflarında yaratıyorlar. Herkes bundan yararlanıyor. Çok daha olumlu bir çalışma ortamı oluyor. Hayatta, dünyada gülecek çok şey var. Onları arayıp bulmak kendimize de yararlı. Yani gülmek en iyi ilaçtır denir ya, bunun bilimsel temelleri var. Bir de sizin o orkestra şefliğiniz hem dinlemeye uyuyor, hem hafiflemeye uyuyor, hem yaptığına geri dönüp yeniden bakmaya uyuyor. Hem de aslında insanın içinin mizah istemesine de uyuyor değil mi? Çünkü yazınızın başlığı da çok güzeldi. Neydi? Onu bir daha bize hatırlatsanıza. Batonu sallarken müziği unutmak. Evet, çok güzel. Bu, orada bir kendi deneyimimden söz ettim. Ben bir orkestra şefliği yaptım. Benim kariyerimde o da var yani. Borusan Filarmoni'yi yarım saat yönetmek onuruna eriştim. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Orada şunu anlatmaya çalıştım. Benim için heyecanlı bir konu. Bir orkestra idare etme. Evet. Müthiş bir şey yani. Evet. Sopanın ucuyla dev bir orkestra harekete geçiyor falan. Çok güzel bir şey. Müzik meraklısı olanlar için çok güzel bir şey. Ve ben çok övgü aldım o şeyden sonra. Performanstan sonra. Yani nasıl öğrenmek? Hakikaten öğrenmek için de haftalarca çalışmak gerekiyor. Eminim. Yani 20 dakika çünkü o bir uzmanlık. O uzmanlık size yoksa ama orada bir şeyler yapacaksanız onu öğrenmeniz lazım. Sonra düşündüm. Önce çok sevindim tabii. Fakat sonra düşündüm ya ben ne yaptım yani orada? Daha iyi bir müzik çaldık mı biz? Bu yarım saat çok daha iyi değerlendirilemez miydi? Yani ben gitseydim o orkestrayla başka türlü çalışsaydım. Deseydim ki yarım saat farklı bir şey yapalım. Öyle bir yapalım ki herkes farklı dinlesin. Ya bunu hiç böyle dinlememiştik desin gibi. O sizin imzanız olsun belki. Değil mi? Yani ya, mesela sopayı doğru sallamak değil olay. Hı hı. Onu şöyle bir örneğe bağlamak istedim. Çok zaman hayatımızı böyle geçiriyoruz. Evet. Sopayı doğru sallamakla uğraşıyoruz. Hı hı. Güzel konuşmalar yapmak, etkileyici gözükmek vesaire. Ama liderlik o değil. Liderliğin özünü kaçırıyoruz orada. Mükemmeli yaparken farklıyı yapmıyoruz. Aynen öyle, çok güzel. Aynen öyle. Mükemmel. Çok güzel, doğru. Ama bakıyorsun hayat geçiveriyor yani. Ve o liderlik pozisyonları da öyle herkese her zaman nasip olan şeyler değil. Çok değerli deneyimler, çok ayrıcalıklı pozisyonlar. Onu eğer sen o pozisyondaysan, bir şirketi yönetiyorsan, bir bölümü yönetiyorsan, bir startup'ı neyse yönetiyorsan, insanları harekete geçirmek, insanları motive etmek, asıl olay o. Süslü konuşmalar, röportajlar falan, manşetler değil.